Sen gidiyorsun, nasıl gidiyorsun? Amca, siz mühendisiniz. Bunlar yapma. En son 2011 yılında kısmi üretim yaparak kapandı. Kapattırdılar bir vesileyle. Kapısına kilit vuruldu. 2011'den sonra 2018'in Eylül ayında tekrar faaliyetine başladı. Gümüşsüt bir dünya markası. Yani Türkiye'nin Yüksekova'sından Tekirdağ'a kadar, Karadeniz'in en ucuz köşesinden Güneydoğu'nun en ucuz köşesine kadar bilinirliği çok yüksek olan bir marka. Bugün bile, 10 yıl sonra bile bugün hala gelip insanlar Gümüşsu markası adında meyve suyu marmelat arıyorlarsa demek ki hala bu marka bilinirliği hala en yüksek noktada. Gümüşsu 1974'te Gümüşsu oldu. 1974'te işte rahmetli kendisini arıyoruz. Kemal Saydener hocamız vardı. Köy Enstitüsü mezunu bir öğretmenimizdi. Kafasında bir kıvılcım, o zamanın o öğretmenin üretkenliğiyle beraber oluşturmuş kafasında bir kuşburnu. Bununla ilgili 10 tane kooperatif kurdurdu önce. Yani buranın kuruluşunu baktığımız zaman köylerde 10 tane kuşburnu kooperatif kurdurdu. Birisi balık çiftliği, birisi süt çiftliği, birisi keresle üzerine derken yaklaşık 10 tane kooperatif kurdurdu. Bunlarla beraber kooperatif birliğini kurdu. Bu birlikle beraber de Dünya Bankası'ndan kredi kullanarak 74'te bu işe başladı. Dünya Bankası'ndan. 78 yılına geldiği zaman ilk üretimini çıkardı. İlk üretimine başladığı zaman çeşit çok fazlaydı. Ancak zaman içerisinde piyasadaki karlılık oranına bakıldığı zaman en son aşamaya kadar kuşburnu, kızılcık, böğürtlen ve alıçla beraber devam etti. 92 yılında burası anım şirkete dönüştü. İl Özel İdaresi'nin ortaklığıyla Gümüşhane Belediyesi, Tekke Belediyesi ve Gümüşhane Sevenler Vakfı ile beraber anım şirkete dönüştü ve üretimin en yüksek olduğu dönemler, ham maddenin en fazla alındığı dönemler ve teknolojinin en yeni dönemini sıfır teknolojiyle beraber dünya teknolojisini buraya getirdi. 97 yılına kadar da bu şekilde devam etti. 97'de malum özelleştirme kapsamında özelleştirildi burası. 2011'e kadar da özel sektörle beraber devam etti. Gümüşhane'den ilk ihracatlarını yapmaya başladı. 2003'te başladı ancak 2009 yılına gelindiği zaman yıllık 500 bin dolarlık bir ihracat rakamına ulaşmıştık. Ve Gümüşsu artık ulusaldaki tüm mağazalarda vardı. Tercihen aranan bir ürün haline geldi. 2010 yılında çok zirveye çıkınca da artık belki de el değiştirme zamanı geldi dedi birileri. Ve o gün 6 ayda bu işletmenin ipi çekildi ve 6 ay içerisinde işletme kapatıldı. Kim nasıl kapattı hala işin başında ben olduğum halde hala onu arıyorum. Bir gün bunun hesabını birileri verecekler. Halk Bankası'na geçmişti burası icra kanalıyla. Burayı tekrar satın aldı. Gümüşhane Belediyesi'ne satın aldı. Bir 5-6 ay bir bakımlarımdan geçti. Tebek dokunuşlarla beraber fabrika tekrar üretim aşamasına geldi. Eylül ayı itibariyle de bacası tekrar tütmeye başladı.
Ve şu anda yaklaşık olarak 30'a yakın bir personel istihdam ediliyor. 27 Kasım itibariyle de şu anda Gümüşhane piyasasında Pernok'ta malımız ulaşmış durumda. Bundan sonra Ercan Başkan'ın, Sayın Ercan Çimen Belediye Başkanımızın hedefi şu, yeni bir teknolojilerle beraber ürün portföyünü geliştirmek, daha fazla üretim yapmak ve ihracatta eski günlerine geçip hedefi bir 5 milyon dolarlık Gümüşhane'den bir ihracat yapmayı hedeflemektedir. Burada tam kapasiteyle beraber üretim yapmaya devam ediyoruz. Umarım gümüş eski günlerine döner. Bir daha üretim kesintisi olmaz. Sadece çalışan 25 kişi değil. Gümüşhane'de 3000 aileyi bakıyor gümüş. Bakın ham madde sezonu dönemine denk gelmesine rağmen, ham madde tam bitip aşamasına gelmesine rağmen fabrika açıldı ve ham madde alımları başlandı. Gümüşhane bugüne kadar hiç para etmeyen, şu ana kadar 150 ton alıç alındı. Sadece alıçtan bahsediyorum, 150 ton. Yaklaşık 200 ton üzerinde kuşburnu alımı yapıldı. Ve hala almaya devam ediyor. Bugün bile köylerden insanlar kuşburnu getirdiler. Yılda 5600 ton meyve işleme kapasitesine sahip fabrikamız. Günlük yaklaşık olarak 30 ton üzerinde mamul üretimi yapabiliyoruz tabii. 3 üretim bandımız var. 3'ü de ayrı ayrı. Şişe grubumuz ayrı, marmelat grubumuz ayrı ve aseptik dolum dediğimiz hattımız ayrı. Gümüş ürünlerinin diğer ürünlerden bir defa farkı, içerisinde en ufak bir katkı maddesi olmaz. Mesela kuşburnu suyunda sadece şu vardır. Kuşburnunun kendisi 155, geri kalan kısmı normal pancar şekeri dediğimiz şeker. Bir de doğal olarak da limon suyu konsantresi vardır. Onun dışında en ufak bir katkı maddesi yoktur. Hızlı bir şekilde piyasaya girildi. Her noktaya aynı gün kendi çevremizde her noktaya ulaşıldı. Hedef dediğim gibi dalga dalga. Yani önce Taşadasız denize etrafa. Önce çevremizden başlayıp gittikçe büyüyen ve Türkiye'ye çapına yayılacak bir pazara yakında. Yani fazla değil, bir iki ay içerisinde Türkiye'nin her noktasına inşallah ulaşacağız. Bu fotoğraf yıl 93. 1993'te dönemin mahallesi Ayhan Çevik, Allah rahmet eylesin, dediğim gibi Gümüşsuya esas marka değerini katanlardan başında geliyor. Bu Özkan Gülçin ilk genel müdürümüz. 92'de kamuya geçtiğimiz ilk genel müdürümüz. Bayburt valimiz. Garnizon komutanımız. Bu da o zamanki işletme müdürümüz Menderes Rutaş, Allah rahmet eylesin, o da rahmetli oldu. Ayhan Çevik valimiz. Özkan Bey ilk genel müdürümüz 92, Menderes Bey de. O dönem ben burada muhasebe müdürüydüm. Kısmet oldu. Şirketin yönetim kurulu başkanına kadar geldik.